Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programında Rahman suresi 41-45. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada celali bazı tasarruflarını bize bildiriyor. Bu surede Cenab-ı Hakk'ın Zülcelal ve İkram, celal ikram sahibi olduğu ifade edilmişti. İşte cehennemi yaratmış olması, bununla alakalı uyarılarda bulunması Cenab-ı Hakk'ın celalindendir. Cenneti yaratması, müjdelemesi ve nice nimetlere kullarını mazhar kılması, o da Cenab-ı Hakk'ın ikramındandır. Bugünkü okuyacağımız bölümde Cenab-ı Hakk'ın celalinin bazı tecellilerini Kur'an ayetlerinden takip etmiş olacağız. Senafru lekum eyyühe'l-thagalen. Ey thagalen, size vakit ayıracağız. Sıra size de gelecek. Burada size vakit ayıracağız manasında, yani külle yevmin ve fi şe'n daha önce gelmişti. Allah her an bir tasarrufta. Bunu duyan muhataplar, Allah daima bir tasarrufta, insanlara şu dünyada ceza vermiyor. Acaba vermeyecek mi? Acaba bu insanlar kendi halinde mi kalacak? Hatırına gelebilir. Ayet-i kerime bunlara bir cevaptır. Yani ey ins ve cin, şu dünya hayatında hesaba çekilmediğinizi görüp de hesaba çekilmeyeceğinizi zannetmeyiniz. Size de vakit ayıracağız ve sizi hesaba çekeceğiz. Burada ins ve cinne thagalen denilmiş. Bu sıklet kökünden geliyor. İns ve cin Allah nezdinde itibarlıdır. Muhatap kabul edilmişlerdir. Bu noktada itibarlıdır. Yerin üzerinde bu noktada ağırlıkları vardır. Bu illa maddi ağırlık anlamında değil. Bizden maddi yönden ağır olan nice varlıklar var. Mesela fil bizden çok ağır. Balina çok çok ağır. Ama fil de insanın hizmetinde. Balina da insanın hizmetinde. Bir de bunlara thagalen denilmesi, ağırlık kökünden gelen kelimeyle ifade edilmesi, bunların günahlarının yeryüzünde bir ağırlık meydana getirdiği, manevi cihetinin, manevi ağırlığının bu açıdan çok büyük olduğuna dikkat çekmek için de olabilir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Resulü Thagaleyn, yani ins ve cinnin peygamberidir. Onun risaleti umumidir. Bütün alemlere gönderilmiştir. İnsanlara peygamber olduğu gibi cinlere de gönderilmiştir. Bundan dolayı bu surede onlara da hitap var. Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerden birisi de Cin suresi. Müstakil bir surede onların durumuyla alakalı bilgi veriliyor. فَبِئَيَّ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا. Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Yani size uyarıda bulunulması da bir nimettir. Cehennem azabının hatırlatılması da bir nimettir. Bunları nasıl yalanlayabilirsiniz? Ya maşaral cinni vel ins. Ey cin ve ins topluluğu. Önce cinlere hitap edilmesi, onlar insandan önce yaratıldı. Bu açıdan burada önce zikredilmiş. İşte ey görülen ve görülmeyen mükellef varlıklar. Cinleri görmüyoruz. Onlar da bizim gibi mükellef. Ey ins ve cin topluluğum. İn istetatum en tenfuzu min aktaris semavat vel ardı fenfuzu. Eğer elinizden gelirse, yapabilirseniz semavatın ve arzın, göklerin ve yerin sınırlarından, hudutlarından haydi dışarı çıkın. La tenfuzune illa bi sultan. Ama bir sultan, bir delil, bir kuvvet olmadan çıkamazsınız. Acaba burada mana nedir? Acaba cin ve ins göklerin ve yerin sınırlarından çıkabilir mi? Genelde alimler şöyle değerlendirmişler. Yani ey ins ve cin, bana kul olmak istemiyorsanız o halde benim mülkümden çıkın. Çıkabiliyorsanız eğer, benim mülkümden başka bir yer varsa orada bana ibadet etmezsiniz ve o şekilde kurtulursunuz. Ama madem ki başka bir mülk yok, göklerin ve yerin aktarından, sınırlarından çıkmak mümkün değil, o halde beni tanıyın. Bu manada insanın
gururunu, Allah'a karşı gururunu kıran, inadını kıran bir tehdit ayeti olarak değerlendirmişler. Ancak bir sultan ile çıkarsınız, bir güç, bir kuvvetle çıkarsınız denilmesi, en azından şu anda biz dünyanın sınırlarından kısmen çıktık, buralara bir işaret olarak da düşünülebilir. Mesela dünyada yaşıyoruz ama aya kadar insanlar araç gönderdiler, daha sonra insan gönderdiler. Şu anda da Mars gezegenine kadar araç gönderildi. İnsan o yerin çekim kuvvetinden kurtuldu ve uzaya bu şekilde gidebildi. Bu gibi manalara bir işaret olarak da düşünülebilir. Ama tabi alimlerin haklı olarak nazara verdiği şekliyle ayet-i kerimenin asıl nazara vermiş olduğu şey insanların ve cinlerin acizliği. Yani madem Allah'ın mülkünden dışarı çıkamayacaksınız, o halde Allah'ın emirlerine itaat etmeniz gerekir. Bu noktada insanın acizini, zaafını nazara veriyor. Onun gururunu, Allah'a karşı gururunu kırıyor. Febeyye alâi rabbiküme tükezziben. Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Yurselu aleykuma şuvazun min nârin ve nuhasun. Üzerinize ateşten kıvılcımlar, alevler gönderilir ve dumanlı veya bakır eriği tarzında şeyler gönderilir. Fela tantasıran ve yardım görmezsiniz ve hedefinize varamazsınız. Burada belki de şöyle bir manaya işaret var. Mesela diyelim insanlar kalesi olan bir şehri kuşatmaya çalışıyorlar. İşte o kaleye hücum ettiklerinde nasıl ki üst kısımdan üzerlerine ateş dökülüyor, bir takım başka şeyler gönderiliyor. Böylece o kaleyi kuşatmaya çalışanlar tard ediliyor ve kovuluyorlar. İnsanlar da faraza, insanlar ve cinler faraza yukarı alemlere çıkmak isteseler, sema alemine varmak, oraları bir nevi fethetmek gibi öyle şeyleri olsa, mesela cinlerin bu noktada ruhani olmalarından dolayı sema alemlerine yükselmeleri söz konusu. Sema kapılarından tard ediliyorlar ve gönderiliyorlar. Tekrar o alemden aşağıya gönderiliyorlar. Bu manalara bir işaret var. فَاِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ Sema yarıldığında فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَانْ Erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül halini aldığında. Yani şu anda sema gayet muhkem, gayet sağlam. Bir nasıl ki evimizin tavanı evin semasıdır. Orası yarılmadıkça yukarıdan şeyler, yağmur, dolu gibi şeyler, kar gibi şeyler evin içine girmez. Ama orası yarıldığında artık üstte ne varsa aşağıya dolar. Demek ki yukarı alem şu anda gayet sağlam yaratılmış. Sema gayet sağlam, sağlam bir tavan. Ama kıyamet koptuğunda artık orası parçalanacak ve sema kıpkırmızı bir gül halini alacak. Yani kırmızı gülün her tarafında kırmızılık hakim. Demek ki nasıl ki savaş olduğunda iki taraf birbirine top gülleleri fırlatıyor, her tarafı alev topları kuşatıyor, onun gibi bir manzara. Semanın tamamı kıpkırmızı bir hal alacak. Böyle bir manzara yaşanacak. فَبِئَيَّ عَلَىٰي رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? فَيَوْمَ اِذٍ O gün, o kıyamet koptuğunda لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسٌ وَلَا جَانٌ Günahlarından ne ins, ne de can, ne de cinler sorulmaz. Bu tabi hiç sorulmaz demek değil, o gün sorulmaz. Müfessirler bunları değerlendirirken diğer alemde çok menziller olacak, insanlar çok yerlerden geçecek, sorgulanacakları yerde olacak, sorgulanmayacakları yerde olacak. Bu manada değerlendirmişler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde ins ve cinnin hesaba çekileceği, yaptıklarından sorulacağı da nazara veriliyor. Görünüşte bu ayetle belki zıt gibi, o gün ins ve cinle bir şey sorulmaz denilmesi,
hiç sorulmayacak gibi anlaşılabilir. Hiç sorulmayacak demek değil, belli kayıtla anlamak lazım. O gün sorulmaz. Kıyamet koptuğu gün hemen bunlara hesap sorulmaz. Ama daha sonra mahşer meydanına getirildiklerinde orada sorulurlar. Ve لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ, yani biz onların hepsine tek tek soracağız. اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, yaptıkları şeylerden. Bu mealde pek çok başka ayetler var. Demek ki insanlar ve cinler diğer alemde yaptıklarından sorgulanacak. Ama bu ayette anlatılan durumda sorulmayacak. Devamında da zaten niçin sorulmayacak o durumda o anlatılıyor ve anlaşılıyor. Febeyye ala rabbikum tukezziben, Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Yuraful mücrimune bisimahum, mücrimler simalarından tanınır. Yani orada soruya lüzum yok. Zaten mücrim olan, yani hayatı günahlarla geçmiş, günahlarla dopdolu, Allah'a isyanla ömrü geçmiş olan kimseler diğer aleme getirildiklerinde bunlar simalarından tanınır. Ayet-i kerime evveli ahiriyle münasebeti olmadan tek başına değerlendirildiğinde günahkarlar, mücrimler simalarından tanınır. Bu yönüyle de gerçekten çok muazzam bir hakikati bildiriyor. Günümüzde işte insanların sesinden, dış görünüşünden, kılık kıyafetinden onları tanımaya çalışmak, beden dilinden onları tanımaya çalışmak. Bu sahada bayağı çalışmalar var ve artık bir insanın simasına bakıldığında onun karakteri okunabiliyor. İç dünyasında neler var? Bunlar az çok bilen kimseler tarafından hissedilebiliyor. Bir kitabı okur gibi insanın dış hatlarını okuyabilen kimseler var. Bunlara da bir işaret olarak düşünülebilir. Ama burada ayetin anlatmış olduğu, kıyamet günü mücrimler simalarından tanınır. Çünkü gök gözlü, çirkin suretli ve çok nahoş bir vaziyette, üzerlerinde zillet elbisesi, zaten onların durumuna bakıldığında işte bunlar Allah'ı inkar edenler, işte bunlar ömürlerini Allah'a isyanla geçirenler diye hallerinden, dış görünüşlerinden bilinecek. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِ وَالْاَقْدَمِ, ve bunlar perçemlerinden ve ayaklarından tutulur, derdest edilir ve cehenneme atılır. Burada nevasin, nasiyenin çoğulu, yani insanın saç bölgesi, alnındaki, alnının üstü, oraya verilen bir isim. Onlar işte saçlarından, ayaklarından, yani derdest edilerek yaka paça tutulur ve cehenneme atılır. فَبِئَيَّ عَلَى رَبِّكُمَا تُكَذِّبَنَ, ey ins ve cin, Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ, İşte bu mücrimlerin yalanlamış olduğu cehennemdir. Yani o mücrimler şu dünya hayatındayken cennet ve cehennemi kabul etmiyorlardı. Ve hani cehenneme kim gitmiş ki biz oranın varlığını kabul edelim, bu gibi ifadeler kullanıyorlardı. İnanmamış oldukları cehenneme atılacaklar. Ve cehenneme atıldıklarında artık cehennemi inkar etmeleri söz konusu olmayacak. Çünkü bizzat içinde bulunacaklar. يَتُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَم۪يمٍ اَنْ, onlar o cehennem ateşiyle gayet kızgın olan su, kaynar su arasında giderler gelirler ve o şekilde herhangi bir rahat yüzü görmeden ebediyete kadar hayatları bu şekilde devam eder. Burada kızgın ateşle kaynar su arasında gidip gelmeleri. Hani bir insan sıcak bir yerde bulunduğunda gayet susar ve normal bir su bulduğunda bile çok sevinir. Hele soğuk su bulursa canına minnet olur ve apayrı bir lezzetle o soğuk sudan içer veya normal sudan içer. Ama zaten içi yanıyor, kavruluyor. Ciğeri yanmış, kavruluyor. Bir de buna kaynar su verildiğinde onun susuzluğunu elbette kandırmayacaktır. Ayet-i kerime onların diğer alemdeki azabını, herhangi bir hayır yüzü görmeyeceklerini ve o cehennemde
herhangi bir güzel şeye muhatap olmayacaklarını böyle bir üslupla bize anlatıyor. Cennet ve cehennem şu dünya hayatının bir neticesi. Necip Fazıl, oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir diyor. Gerçekten şu anda bir akış var. İnsanların amelleri, insanların ve cinlerin amelleri ahiret pazarına gönderiliyor. Ve oluklar çift, iyi insanlar var, kötü insanlar var. İyi ameller var, kötü ameller var. Ona göre de bunların toplanacağı yer farklı farklı olacak. Nasıl ki mesela insanlar buğday tarlasını ekiyorlar ve güzel bir mahsul elde ettikten sonra harmanda bunların sapıyla tanesini birbirinden ayırıyorlar. İşte sap işe yaramaz kısımlar bir tarafa, tane diğer tarafa ayrılıyor. Mahşer meydanında da insanların kamil olanları cennete ayrılacak, nakıs kalanları, dünyadaki hayatı değerlendiremeyenler, onlar da ahiretin diğer menzili olan cehenneme gönderilecek. Ve orada herhangi bir hayra ulaşamayacaklar, herhangi bir güzellik göremeyecekler ve oradaki hayat daima sıkıntı, daima ızdırap içerisinde geçecek. İşte Kur'an-ı Kerim bu şekilde dualist bir durumu bize bildiriyor. Yani Allah var, alem var. Dünya var, ahiret var. Mükellef olan varlıklar içerisinde cinler var, insanlar var. Ve bunların gideceği yer olarak cennet var, cehennem var. Ve yapacakları amellerle alakalı işte iyi amel var, kötü amel var. Güzel olanlar var, çirkin olanlar var. Bu manada baktığımızda gerçekten çok ibretli manzaralarla karşı karşıyayız. İnsan bu noktada serbest bırakılmış. İsterse güzele, hayra, iyiye sahip çıkar. Bunun neticesinde cennete ehil olacak bir vaziyete girer. İsterse de kötüyü tercih eder, kötülüğü tercih eder, günahları tercih eder, pisliği tercih etmiş olur. Ve öyle olunca da akıbet itibariyle kötü bir yeri, cehennem gibi bir azabı kazanmış olur. Cenab-ı Hak bizleri ve nesillerimizi cehennem azabından muhafaza etsin. Ehli cennet olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.